Güne başlarken devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Gazete turunu getirdik ekranlarımıza. Ülkenin gündemi bugün Soma. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma'yı hatırlıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız diye zaman zaman gündeme taşıdık. Neyi taşıdık bugüne kadar? Yasal değişiklikler, bazı mevzuat değişiklikleri oldu, düzenlemeler getirildi ama kazalar devam ediyor diyoruz. Az önce aktardık, Hürriyet gazetesi geniş bir haber yapmıştı. Tarafların da konuştuğu geniş bir haber yapmıştı. Bir yandan da dava sürüyor. 13 Nisan'da başlayan dava ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Orada da en büyük sıkıntı bütün tarafların yargıya yansımadığı şeklinde. Soma'yı bu iki düzlemde net olarak hatırlarken madenci gerçeğini değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin iş kazalarıyla, iş cinayetleriyle ilgili değerlendirmesini çok sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz gerekiyor bu vesileyle diyelim. Çünkü canımız bir daha bu kadar yanmasın istiyoruz. Bugün konuğumuz Selçuk Şirin. Doçent Doktor Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'nden Amerika'dan Türkiye'ye geldi ve yakaladık kendisini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi acı bir gün elbette, birinci yılında ve özellikle Soma'yı konuşalım. Biz sizinle randevulaştığımızda aslında her şeyi konuşalım istiyoruz. Vaktimiz el verdiğince sizin gözünüzden Türkiye'yi yansıtmak istiyoruz. Ne görüyorsunuz Türkiye'ye baktığınızda diye. Biz seçim atmosferindeyiz ve çok ciddi problemler var. Vaatler var bir yandan da. Sizin aktarımlarınızı önemsiyoruz ama öncelikle Soma diyelim. Bir yazınız vardı, yazınızda da vurguladınız. Bir yandan gazete başlıkları ekrana gelirken bazı gazeteler yine Soma'yı manşete taşımışken sadece çok net şunu merak ediyorum. Siz bir sene sonra Soma dediğinizde hafızanızda ilk damıttığınız, ilk aklınıza gelen ne? Hesabın sorulmamış olması. Yani hiç kim, bir daha Soma'nın olmaması için tek bir adımın atılmamış olması. Zaten yazımın başlığı da ikinci Soma idi. İkinci Soma derken oradan kastım. Bunun devamı da gelir. Çünkü biz buradan bir ders çıkartmayacağız. Maalesef bir yılın sonunda görüyorum ki hiçbir ders çıkartmadık. Her gün aslında 5 işçinin öldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Yaklaşık senede 4 tane Soma faciası yaşanıyor. Ama az az olduğu için belki o kadar önemli bir haber olmuyor. 3 ayda bir Soma yaşıyor bu ülke. Bunun böyle olmak zorunda olduğuna da maalesef inanmış durumdayız. Bu da belki felaketlerin en kötüsü. Çok aslında bir yandan da karamsarlığı ifade ediyor ama hepimiz aynı kaygıları ve aynı şüpheyi taşıyoruz. Hiçbir şey değişmedi şüphesini taşıyoruz. Şimdi yazınızda da çok dikkat çekiyor. Türkiye, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ni karşılaştıran bir tablo analizi yapıyorsunuz. Evet. Biraz detay verelim mi? Gazete Tabii. turunu tamamladıktan sonra grafiklere de döneceğiz ama öncelikle nasıl bir çalışma olduğunu bize aktarın. Tabii şimdi ben o yazımda hemen Soma'dan sonra yazmıştım. Türkiye, Çin ve Amerika'yı kıyaslamıştım. Şimdi Çin dünyada en çok taş kömürü üreten ülke. Sonra Amerika geliyor, sonra biz geliyoruz. Çin son derece işçi sağlığı, işçi güvenliği konusunda çok şaibeli bir ülke. Yani dünyada işçi güvenliğinin en kötü olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama çok da taş kömür üretiyor. Hep şey denir, bir kilo pirince çalışıyorlar diye konuşulur. O var. Bir, işçi güvenliği konusunda sicili bozuk bir ülke. O yüzden kıyaslamak istedim. Orada çok ilginç bir şey gördüm. Şimdi Çin, Amerika, Türkiye. Amerika'da biraz daha tabii işçi güvenliği konusunda daha iyiler. Şimdi orada yıllar itibariyle baktığımız zaman en son mesela 2011'e bakmıştım ben. 2011'de 1 milyon ton taş kömür üretimi için kaç işçi ölüyor? Yani ölçeğimiz bu. Aynı ton üretim için kaç işçi ölüyor? Şimdi oraya baktığınız zaman Türkiye'de 1 milyon ton için 2011 yılında yaklaşık 11 işçi ölmüş. Çin'de yaklaşık yarım işçi ölmüş. Amerika'da ise binde 2. Yani %1 bile değil ölen işçi sayısı. Yani bunu peki kıyaslamak yaparsak, daha farklı bir şekilde aynı istatistik söylersek ne demek bu biliyor musunuz? Türkiye'de Amerika'da ölen her bir işçi için bizde 527 işçi ölüyor. Ne için? 1 milyon ton kömür üretmek için. Yani aynı ürün üretiyoruz. Bizde 527 işçi ölüyor 2011 senesinde. Büyük orada fark. Bir işçi ölüyor. Şimdi Amerika ile Türkiye arasındaki fark, hani gelişmişlik farkı olabilir diyebilirsiniz. Ama Çin çok önemli. Çin'de ise 20'ye 1 oran. Yani her 1 milyon ton kömür üretirken orada bir işçi ölüyorsa bizde 20'den fazla işçi ölüyor.
Yani biz Çin'le bile yarışamıyoruz bu konuda maalesef. Çin'i tabii yıllar itibariyle öyle bir grafikte baktım. Çin'in hikayesini anlamaya çalıştım. Yani bu kadar şaibesi bozuk bir ülkeden bile daha berbat bir durumdayız. Neden diye. Orada çok ilginç bir şey var. Çin yıllar itibariyle baktığınız zaman Türkiye ile Çin'i kıyasladım. 2005 yılına kadar Türkiye Çin'den daha iyi. 2005'ten sonra hikaye değişiyor. 2005'ten sonra Çin'de büyük bir düşüş başlıyor. Yani bir anda bir şey değişmiş. Bir şey değişiyor. Yani böyle bir kırılma var. 2005'te ne oldu diye araştırdım. 2005'te Çin'de büyük bir kaza oluyor. Yaklaşık 250 işçinin öldüğü büyük bir felaket. Yani onların soması diyelim. Hı hı. Son yılların en büyük kazası. Çin o kazadan sonra çok ilginç bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Galiba tablo ekrana geldi evet, şimdi. Evet. Tekrar buraya dönmek istiyorum. Mesela 2011 yılını okursak, 2011 yılında gördüğünüz gibi Türkiye ABD denen yerde bir ABD işçisine karşı 527 Türk işçisi ölüyor. Ne için? Aynı ton kömür üretmek için. Kömürü çıkarabilmek için. Ve 25'miş, ben 20'nin üzerinde dedim. 25 Türk işçisi ölüyor, bir Çin işçisine karşılık. Ne için? Aynı ton üretim için. Şimdi Çin ne yaptı? Biz Çin'den neyi öğrenebiliriz? Biraz bunu araştırmaya çalıştım. 2005 yılında bu dediğim büyük kaza Çin'de oluyor. Çin'de bu kaza olduktan sonra ilk defa farklı bir şey yapıyorlar. Bu çok önemli. Yani daha öncekilerden farklı bir şey yapıyorlar. Burada baktığınız zaman 2005'e kadar Çin gördüğünüz gibi o Çin kırmızı kalın çizgili olan Çin. Bir geriye düşüş var. Evet, ince olan ve 2006'dan sonra yukarı doğru çıkmış olan da Türkiye. Buradaki tablonun grafiğe yansıması. Evet, aynısı. Burada tekrar baktığımız şey 1 milyon ton kömür üretirken kaç işçi ölüyor? 2006 senesinde baktığınız zaman, yani 2000'den 2006 senesine kadar Çin'de biraz düşme var ama çok fazla değil. Hemen bizimle hemen paralel. Aynı noktadayız gibi mi yorumlayalım? Evet, 2006'da orada aynı yerdeyiz. O çok önemli. Şimdi Çin 2006'da aynı noktadayken bizde artış başlıyor. İşçi ölümleri üretim başına artıyor. Çin'de azalıyor. Çin'deki azalmanın nedeni bu büyük kazadan sonra Çin Başbakanı, Çin'deki bütün yetkililer topluyor ve oradaki bölgenin valisi, bu taş kömürü işletmesinin sahibi, onun müdürü, kim varsa bütün sorunlarını kamuoyu önünde büyük bir mahkeme yapılıyor. O mahkemenin sonucunda cezalar veriliyor. Ve ilk defa Çin'de bu kadar büyük cezalar veriliyor. Evet, bu işte Çin'deki düşüşü görebilirsiniz. Bakın 2000, evet. 2005'e kadar baktığınız zaman çizgi yukarıda, yaklaşık senede 6000 işçi ölüyor. Ondan sonra bir düşüş başlıyor. Yani senede ölen işçi sayısı. Çok ciddi bir başarıyı yansıtıyor değil mi? Tabii. Yani bu çapta bir başarı. Ama işte bunun başlangıcı var. O büyük kazadan sonra diyorlar ki bir daha olmasın, bir daha olmasın diye de cezalar veriliyor. Vali, taş kömür işletmesinin müdürü, sahibi, mühendisi, kimse bütün sorumluluğa ceza aldıktan sonra diğer işletmeleri de bunu görünce tabii. Şimdi bakın çocuk... Ben aynı zamanda psikoloğum. Çocuklarınıza biz niye ceza veriyoruz? Herhangi bir kötü bir şey yaptıklarında bir daha yapmasınlar diye. Yani cezanın mantığı budur. Tekrar bir davranışın olmasını istiyorsanız ödül verirsiniz, istemiyorsanız ceza verirsiniz. Çok basit olarak indirgiyorum. Eğer cezalandırılmazsa bir davranış, ödüllendirmeye de girer o. Bir süre sonra o artışa yol açar. Şimdi Türkiye'de olan şu anda maalesef ciddi anlamda yaptırımların tekrar cezaların olmaması, tekrar kazaların olmamasını henüz sağlamıyor. Yani ön tespitimiz yaptırımların yetersizliği. Tabii yaptırımlar, çünkü oradan ibret alınır. Yani eğer siz burada işletmenizde bir kaza oluyor ve sorumlular hapishaneye giriyor, ceza ödüyorsa ve bunun karlılık anlamında bir karşılığı yoksa maddi olarak, siz tekrar başka işletmeler size bakıyor, ona göre kendilerine çeki düzen veriyorlar. Peki Çin örneğinde şu geldi aklıma, Çin'deki işletmenin türünü bir tanımlayabilir miyiz acaba? Mesela hani Türkiye'de şu tartışılıyor, örneğin maden mühendislerinin bir raporu var, 2010 raporu, ki Soma'da çok gündeme getirdik biz onu. Çünkü bütün çözüm üretmişler 10 başlıkta, ne yapılması gerektiği aktarılıyor, temelde devletin işletmesi gerektiği söyleniyor. Bizde ise bir rödovans diye bir sistem tartışılıyor şu anki sorunların kaynağı olarak kimileri. Hani Çin'deki sistemle karşılaştırmalı olarak ne gördüğünüzü aktarabilirsiniz? Ben yani çok uzman olmadığım alanlarda konuşmak istemem. O çok detaylarını bilmiyorum. O sözünü ettiğiniz raporu ama biliyorum. Ona gönderme yaparak ancak sizin söylediğinizi tekrar etmiş olurum. O da şu.
Rödevans söyleyemiyorum da onu. Rödevans sistemi görüldüğü kadarıyla şimdi 2006'dan sonra Türkiye'deki artışın bir nedeni olması lazım. Yani 2006'da o biraz önceki grafiğe tekrar dönersek, 2006'da bundan sonraki grafiğe tekrar dönebilirsek, 2006'da sonra Türkiye'de yükselme başladı. Evet. Evet. Şimdi bakın, bu gördüğünüz o üstteki siyah çizgi Türkiye. 2006'dan sonra Türkiye'de bir şey oluyor ve yükselme başlıyor. O bir şey nedir? O işte rödevans sisteminin yaygınlaştırılması. Yani bir sonucu gösteriyor tabii, aslında. Tabii. Yani bu grafiğe baktığınız zaman şimdi herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor. Baktığınız zaman 2006'da sonra Çin'de bir şey oluyor, bizde bir şey oluyor. Orada olan tersine. Yaptırımlar artıyor, ölümler azalıyor. Türkiye'de olan rödevans sistemi anladığım kadarıyla devreye giriyor. Ondan sonra ölümler maalesef artıyor. Bu arada bu grafikte Soma yok. Hı hı. 2012'de bitiyor. Evet, bitiyor. Evet. Soma olsa bu grafik maalesef çok daha... Evet. Bir anda çünkü 301 evet. insanı yitirdik. Yine hani bu grafiklerin sağladığı sonuçları değerlendirecek olursak, yaptırım dedik. Başka ne diyebiliriz? Hani incelediğinizde ne gördünüz? Şimdi Türkiye'de başka bir yazımda yazmıştım onu. Türkiye'de işletme başına ya da çalışan başına denetmen sayısına bakmıştım. Yani kaç denetici var iş güvenliği deneticisi anlamında. Türkiye Avrupa'da sonuncu sırada. Yani işçi başına düşen denetçi sayısında sonuncu sırada. Biliyorsunuz işçi başına kazada birinci sıradayız, Avrupa için hı hı. söylüyorum. Şimdi bir tarafta bu kadar çok kazanın olduğu, öbür tarafta deneticinin olmadığı, var olan deneticilerin yetkilerinin sınırlı olduğu, bu deneticilerin raporlarının Soma'da olduğu gibi raporlarının çoğu zaman dikkate alınmadığı ya da o raporların, o gözlemlerin yapay bir şekilde ortaya çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla şimdi bir tarafta bu kadar kaza oluyor, öbür tarafta bunun gözlenmesi konusunda, raporlanması konusunda büyük bir sıkıntı var. Bütün ortam şunu gösteriyor, ciddi bir laçkalık. Yani işverenin vicdanına kalmış bir durum. Şimdi herhangi bir toplumsal sorunu birilerinin vicdanına bırakarak, onların iyi niyetine bırakarak çözemezsiniz. Hukuk sistemi dediğimiz zaten bireylerin vicdanına bırakmadan toplumun bir mutabakat çerçevesinde devlet sistemi içerisinde bunun müeyyidelerini ortaya koyması demek. Tabii fıtrat deyince bakış açısı da ortaya çıkmış oluyor da. Şimdi fıtrat çok önemli bir kavram. Onunla ilgili de Kafa Dergisi'nde bir yazı yazmıştım. Yani bizim fıtratımız niye böyle diye. Şimdi fıtrat deyince tabii orada bir sorumluluk kimde sorusu hemen gündeme geliyor. Fıtrat dediğimiz zaman, şimdi fıtrat hem doğuştan anlamı vardır onun, hem de uhrevi bir anlamı vardır. Yani yaratılıştan kaynaklı bir neden. Eğer herhangi bir sorunu fıtratından dolayı dersek, yani ben mesela işte hırsızlık yapıyorum ama fıtratımda hırsızlık var dersek, bu benim sorumluluğumu ortadan kaldırır. Çünkü benim zaten doğuştan doğal halimle. Dolayısıyla bireysel davranışlarda, insanların tercihleriyle ortaya çıkan davranışları fıtrata havale ettiğiniz zaman bireysel sorumluluğu ortadan kaldırıyorsunuz. O zaman da zaten bütün bu biraz önce konuştuklarımızın bir anlamı yok. O zaman o grafiğe bakmamıza da gerek yok. Grafik tutmamıza da gerek yok. Çünkü fıtratın da var. Fıtrat zaten evet. doğal olarak kabul ederiz. Fıtrat o anlamda çok işlevsel bir kavram. Yani herhangi bir toplumsal sorunu çözmek istemiyorsanız bu işin fıtratında var deyip geçebilirsiniz. Evet, işte bu zihniyet olunca da yaptırımlar yetersiz, denetim eksik, laçkalık var dediniz mesela. Onlar da devam eder tabii. Yani bir davranışın, daha önce de söyledim, tekrar etmekte fayda var. Öğretmenim ben aynı zamanda, çocuklara ders veriyorum. Ben çocuklara ders verirken mesela belli davranışları özendirmek istiyorsam çok iyi diyorum, bravo diyorum. Ya da azaltmak istiyorsam lütfen bunu yapma diyorum ya da yapanların puanını düşüyorum vesaire cezalar veriyorum. Buna göre de çocuklar, yani sadece o çocuk değil, diğer çocuklar da ona bakıyor, ona göre davranışlarını organize ediyor. Eğer şunu gözlemlerseler, mesela benim derslerimde iPhone ya da el telefonu kullanmak yasak. Şimdi birinci öğrenci bunu o yasağı ilk başta deler. Yani bir kişi deler. Ben o delene bir ceza vermezsem, uyarmazsam,
lütfen bunu yapma diye uyarıp sonra ceza vermezsen, bir süre sonra ikinci, üçüncü haftada bütün herkes ya bu hoca kuralı koydu ama uygulamıyor. Laçkalık var. Dolayısıyla ben bir de, öğrenme oluşuyor evet, oradan. Bir öğrenme oluşuyor. Biz buna kültür diyoruz. Yani iş kültürü diyoruz mesela bizim şeyde. Ya da tersini düşünün. Şimdi Türkiye'de olan bu ama Çin'de olan ne? Sürekli herkes cep telefonu kullanmak yasak ama kullanılıyor. Çünkü orası parti devleti biliyorsunuz Çin. Denetim yok. Partiye rüşvet veriyorsunuz, işi çözüyorsunuz. Ama bir gün oluyor. Bir tane öğretmen geliyor yeter diyor. Yani bundan sonra böyle olmaz, yasak diyor. Ve uyguluyor yani. İlk o yasağı deleni de sınıftan atıyor. Şimdi öbür çocuklar bakıyor buna. Diyor ki yani bu biraz önce öğrenci sınıftan attı. Bu sonucu görünce onlar da kendilerine çeki düzen veriyor. Çocuk yetiştirmeye de geçerli olan bu kural toplumsal hayatta da geçerli. Devlet idaresinde de geçerli. Yani cezalandırmadığınız bir davranışı aslında ödüllendiriyorsunuz. Çünkü burada söz konusu olan aslında para. Yani o işletmeler denetime öncelik verdikleri zaman ne olacak? Yatırımlarının bir kısmını denetime harcamış olacaklar. Denetime harcadıkları parayı şimdi ceplerine koyuyorlar. Çünkü denetim yok. Evet, mesele gayet basit. Para ile özetlenecek bir durum. Şimdi Türkiye'de dilerseniz biraz daha Soma'dan Türkiye geneline doğru gidelim. Sadece madenler değil zaten, iş kazalarında genel olarak artış. Aynı mantıkla bakacağız. Günde 5 işçi ölüyor Türkiye'de ortalama olarak. 5 işçi. Korkutucu bir rakam aslında. Tabii. Çok korkutucu bir rakam. Ve daha korkutucu olan ne biliyor musunuz? Kanıksamış olmamız. Yani 5 işçinin ölmesini normalleştirdik biz. Bu bir toplum için herhangi bir felaketi normalleştirmek kadar kötü bir şey olamaz. Çürümedir bu. Yani 5 işçinin ölmesi. Biz inşaatta işçilerin ölmesi bizim için normal mesela. Yani biz sanıyoruz ki dünyanın her yerinde inşaatta işçiler ölüyor. İşte ona benzer bir analizi benim kardeşim de analiz yapıyor biliyorsunuz. Sizin programlarınıza da çıkıyor. O yapmıştı. Yani Çağdaş Şirin hoca. Sizin de izleyenlerimiz merak etmiştir. Bu arada belirteyim. İlk birinci dilimde söyledim ama sizle sohbet sırasında söylemedim. Hürriyet Web'de yazılarınız var. Evet. Merak eden izleyenlerimiz okuyabilirler orada. Evet. İşte Çağdaş'ın yaptığı analizde bir metreküp inşaat üretimi için bizde kaç işçi ölüyor? Avrupa'da kaç işçi ölüyor? Yani o hani biz çocukken falan bazen diyorduk ya bir Türk dünyaya bedeldir. İşte bu istatistiklere bakınca aslında bizim dünyaya bedel olmadığımız da ortaya çıkıyor. Yani bizim insanımızın değeri maalesef son derece düşük. Nereden biliyoruz bunu? İşte bu istatistikler onu gösteriyor. Yani aynı ürünü üretiyorsunuz. Orada o kadar insan ölmüyor. Bizde ölüyor. Tabii burada müsaade ederseniz bir bunun ekonomik altyapısına da değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye belli bir ekonomik büyüklüğe geldi. Kişi başı milli gelirimiz 10 bin dolar. Ama 7 yıldır aynı noktada. Yani 7 yıldır Türkiye'de milli gelir 10 bin dolarda duruyor. Bence Türkiye'de her gün manşet olması gereken haber bu. Yani 7 yıldır böylesine dinamik bir ülke, genç bir ülke, nüfusu artan bir ülke. Bizim zenginleşmemiz lazım. Daha önce oldu çünkü dönem dönem. Şimdi 7 yıldır aynı yerde sayıyoruz. Bu aynı yerde saymamızın bir nedeni var. Buna orta gelir tuzağı deniyor. Yani dünyada ekonomiler 3.000-5.000 dolardan 10 bin dolara çok rahat gelebiliyorlar. Nasıl geliyor? İşte inşaatla geliyor, duble yollarla geliyor, tarımla geliyor, turizmle geliyor. Bildiğimiz geleneksel üretim tarzlarıyla geliyor. Bunu başaran onlarca ülke var. Yani 2-3 bin dolardan 10 bin dolara gelen ülke çok. 10 bin dolardan 20 bin dolara gelen ülke çok az. Yani en son Güney Kore var, işte Finlandiya var, birkaç ülke var. Yok. Şimdi buradaki sıkıntı, orta gelir tuzağı denilen sıkıntı, 10 bin dolardan sonra atılım yapmak için sizin katma değeri yüksek üretim yapmanız lazım. Bu da ne demek? Ürettiğiniz her şeye aklı koymanız lazım, inovasyonu koymanız lazım. Yani domates üreteceksiniz ama akıllı domates üreteceksiniz. Yani tarımda da geçerli. Ya da turizmde turisti getireceksiniz ama daha çok para harcatacaksınız. Yani müzeler olacak, şu olacak, bu olacak. Tabii inovasyonda derken şimdi zaten bütün bunlar oradan aklıma geldi. Şimdi bakın Minecraft diye bir oyun var. Bilmiyorum bilir misiniz ama çocukları olan aileler, bizi izleyenler bilir. Minecraft bir siyah beyaz bir oyun. Bu Minecraft'ın Türkçesi de madencilik. Maden oyunu gidiyorsunuz eşerek işte bir şeyler buluyorsunuz falan.
matematik falan da öğreten iyi bir oyun. Yani eğer aileler izliyorsa, çocukları Minecraft oynuyorsa oynasınlar. Çünkü mesela Finlandiya'da Minecraft oyunu matematik dersleri yerine kullanılıyor. Şimdi Minecraft satıldı geçen sene. 2,5 milyar dolara satıldı bu oyun. Ben korktum, hesap yapmadım. Türkiye'de taş kömürü işletmelerinde o kadar para kazanmıyoruz biz. Bakın, bir tane oyun yaratıyor, 2,5 milyar dolara satıyor. Bizim bütün Zonguldak havzasındaki üretim belki o kadar değildir. Canım, böyle bir ekonomi var. Bir üretim. Tabii, bu kadar insanın da... Şimdi böyle bir ekonomi kuruldu. Yani katma değeri yüksek ekonomi dediğimiz. Ben benzer bir yazı yazmıştım, bizden bir WhatsApp çıkar mı diye. Hatta izleyenler Twitter'da bakabilir, bir grafik paylaşmıştım. Şimdi WhatsApp diye bir şey çıkıyor. Yeni ekonomiyi anlatmak için biraz detaymış gibi olacak ama önemli. Bu WhatsApp'ı kullananlar çoktur. 19 milyar dolara satıldı WhatsApp. Türkiye'nin en büyük 4 tane işletmesini ben hesapladım. Yani en büyük Cumhuriyet dönemi boyunca üretilen ve ortaya çıkan Türk Telekom var. İşte bunun içerisinde Türk Hava Yolları var, petrol ofisi var. En büyük 4 tane işletmesi. Bunların dedim pazar değeri ne? Yani bugün ben bunları satın alsam kaç liraya satarım? Kaç liraya alınır? Onları alt alta koydum. Hepsi bir tane WhatsApp etmiyor. WhatsApp 5 yıllık bir firma. 53 tane çalışanı var. Bu 53 çalışanlı 5 yıllık firma geliyor. Bizim Cumhuriyet tarihi boyunca devlet himayesinde kurduğumuz Türk Telekom, Türk Hava Yolları. Kaç yıllık bir üründen söz ediyoruz be de. Yani kıyası göstermeye çalışıyorum. Yani bir işte Twitter dedim biraz önce. Twitter bizim Türk Hava Yolları'ndan kat kat daha değerli. Hı hı. Şimdi böyle bir ekonominin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz buna yeni ekonomi diyoruz. Türkiye bu yeni ekonomide rekabet etmeyi öğrenemediği sürece biz biraz önceki istatistiklere mahkumuz. Yani biz insanımıza daha çok, daha kötü koşullarda çalıştırarak daha çok zenginleşmenin yollarını arıyoruz. Onu bulamazsınız. Onu bulmanın tek yolu o kadar ölümlere sebep olmak. Yani bu kadar inşaat ölümlerinin olmasının nedeni ne? İnşaat sektörü Türkiye'nin bir numaralı sektörü. Başka alanlarda katma değer üretemiyorsunuz. Herkes inşaata girmiş durumda. Daha çok üretmek, daha hızlı üretmek, daha ucuza üretmek için bir denetim de olmadığı için ne yapıyorsunuz? İşçilerin ölmesini bir anlamda önünü açmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin biraz uyanması lazım. Yani biz 7 yıldır patinaj yapıyoruz. Dünyada da böyle bir ekonomi kuruluyor. Biz bu ekonomiye nasıl gireriz? Onun da yolu nereden geçiyor? 3 tane faktörü Silikon var. Silikon Vadisi diye hep zaman zaman Silikon Vadisi ama. Evet, ama bakın ben mesela Ardahanlıyım. Bizim orada kaşar peyniri var. Erzincan'ın tulum peyniri var. Hı hı. İşte balı var başka yerlerin. Bunların hiçbirinin markası yok. Yani Türkiye'de iyi eski Kars kaşarının bir markası yok. Kars kaşarı deriz. Erzincan tulum peynirinin yani oradan çıkmış dünya markası yok. Onu söylemek istiyorum. Hollanda bizim Konya'dan daha küçük bir yer. Bizden daha çok tarım ürünü üretiyor. Şimdi yani illa silikon olmak zorunda değil, illa teknoloji olmak zorunda değil. Bizim domates başkalarının domatesinden 5 kat daha ucuza satılıyor. Niye? Çünkü bizim domates daha çabuk çürüyor. Biz domatesi üretirken daha az teknoloji kullandığımız için daha pahalıya mal ediyoruz vesaire. Yani tarım için de bu anlattığım şey geçerli. Markalaştırmanız lazım. Başka alanlar için, turizm için de yani turizmde bize gelen turist sayısı artıyor. Fakat gelen turistlerin harcadığı para azalıyor. Şimdi bu aslında o kadar önemli bir nokta ki Türkiye'nin değiştiremediği bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Hani bu çağa uymak deniliyor ya aslında herhalde kilit noktası bu. Evet. Neden olmuyor peki? Yani... Hani her şey var da helva çıkmıyormuş gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Bak yani helva deyince... benim bir taktığım konulardan bir tanesi bu. Ben şimdi New York'ta yaşıyorum. Tabii New York'a gidip gelince burada da ailen işte köyde akrabalarım var. İstanbul'da, Ankara'da akrabalarım var. Hep şu soruyu soruyorum. Yani benim tanıdığım herkes Amerika'daki herkesten daha çok çalışıyor. Ama yaşam standartları daha kötü. Sadece Amerika değil. Yani maalesef 3. dünya ülkeleriyle bile bazı alanlarda yarışamıyoruz. Şimdi bunun nedenlerini ben sürekli araştırıyorum. Yazılarımda, Twitter'da bunlarla ilgili istatistikler paylaşıyorum. Derdim biraz da burayı bugün de biliyorsunuz çok sıkışık programda o yüzden gelmek istedim. Yani şunu göstermeye çalışıyorum. Bütün çabam o. Bu yaşadığımız bizim kaderimiz olmak zorunda değil. Daha farklısı mümkün. Şimdi bu biraz önce sorduğunuz soruya dönersek. Bunun 3 nedeni var. 1- hukuk sistemi. 2- özgürlükler ortamı.
3 eğitim. Bunu da ben söylemiyorum. Darun Acemoğlu diye bizim Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ekonomist. Şu an MIT Üniversitesi'nde. Kendisi de Erzurumludur, benim de arkadaşımdır. Darun bir analiz yaptı, birkaç analiz yaptı. Bu biraz önce anlattım, orta gelir tuzağını geliştiren o. Ulusların Düşüşü diye Türkçe'ye de çevrilen bir kitabı var, tavsiye ederim. Hı hı. Şimdi bunun sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu yeni katma değeri yüksek, yani 10 bin dolardan 20 bin dolara bizi çıkartacak ekonomiye gitmek için birinci olarak bizim tahayyül, özgürlük ortamına ihtiyacımız var. Yani bilgiye rahatça, özgürce ulaşacaksınız. Bunu söylerken mesela bir YouTube kapanınca biz ne diyoruz? İşte film izleyemeyeceğiz. Ama YouTube aynı zamanda ilkokul, ortaokul çocuklarının deney yaparken bilgi aldığı yer. YouTube aynı zamanda herhangi bir ustalık alanında sizin merak ettiğinizde hemen girip veri aldığınız bir yer. İnternet hakeza yine öyle. Yani basına özgürlük dediğimiz zaman biz hep işte 3 tane gazeteci hapse gir diyor. Bunu algılıyoruz. Bunu algılayalım ama 3 gazeteci hapse gidiyor olayı değil o. Bilgi çağı diyoruz değil mi biz buna? Bilgi çağı, bilgi ekonomisi. Bilgi ekonomisi ne demek? Bilgiye bir kere ulaşman lazım. Basın özgürlüğü dediğimiz şey nedir? O bilgiye ulaşmanın önüne engel konulması. Yani bu özgürlükler meselesini... Oysa bilgi güçtür. Yani tabii, gücü bu devirde bilgiyle sağlıyorsun. Yani bu özgürlükler meselesini ekonomik boyutuyla ben ele alıyorum. Hı hı. Dolayısıyla bu çok önemli. Bilgi çağında bilgi bol olacak, özgürce dolaşacak. Ulaşılabilir olacak. Ve tahayyül dediğimiz şey, yani özgür olduğunuz zaman siz hayal gücünüz de sınırsız olması lazım. Bakın bir çocuk çıkıyor, işte WhatsApp diye bir şey ortaya çıkarıyor. Skype dediğimiz şey, işte o da bir göçmen çocuk çıkıyor. Ben Skype diye bir şey yapacağım, telefon görüşmesi. Bütün bunların olması için icat çıkartmanız lazım. Şimdi biz de tabii ne diyoruz? İcat çıkartma diyoruz değil mi? Böyle bir deyimimiz var. Bunun olması, yani çocuk herhangi bir sıra dışı şey ortaya koyduğu zaman ya boş ver bunu diyoruz. Niye? Çünkü o sıra dışı şey onun başına iş açacak Türkiye'de muhtemelen. Sen bu tür işlere girme, normal hizaya dön. Yani bu özgürlükler, tahayyül dediğimiz şey o anlamda bu yeni ekonominin bir dinamosu. Hı hı. İkincisi ne? İkincisi de adil rekabet ortamı. Adil rekabet ortamı olmazsa, yani siz ortaya bir ürün, bir değer koyduğunuz zaman bunun birisi gelip üstüne konmazsa, bunu siz herhangi bir kamu fonu ya da özel fon ortaya çıktığı zaman siz buna özgürce katılıp yarışamazsanız, yani o fonu almak için siz o rekabet ortamında yarışamazsanız, sizin yani yandaş olmanız gerekiyorsa vesaire gibi mi algılayalım? Evet, evet. Yani sizin kimliğiniz, kişiliğiniz, kökeninizden bağımsız olarak sizin bu ekonomiye katılmak için eşit koşullara sahip olmanız gerekir. Öyle olmasa ne oluyor? Nüfusun önemli bir kısmını ekonominin dışına itiyorsunuz. Ekonominin dışına ittiğiniz o nüfusun verimliliğinden faydalanamıyorsunuz. Yani bir ayrımcılık yaptığınız zaman biz hemen yani kötü falan diyoruz ama ayrımcılık yaptığınız insan belki öyle bir belki o iş vermediğiniz çocuk ya da ihaleyi vermediğiniz şirket belki WhatsApp'ı o yapacak. O WhatsApp burada yapıldığı zaman Türkiye ekonomisi bilmem kaç kat büyüyecek. Yani o biraz meseleye öyle bakmak lazım. Yani Türkiye'de yeni şirket çıkmıyor, inovasyon çıkmıyor. Çok kötü, daha yeni yayınlandı. İlk Arge oturmadı yok. Zaten. Arge hakeza yine öyle. Bütün bunların olması için adil bir rule of law diyoruz. Kanun üstünlüğünün olması lazım. Bu ikincisi. Ama en önemlisini en sona sakladım. Benim alanım çünkü. O da eğitim. Yani biz bu yeni ekonomide yarışacak, rekabet edecek gençlerimizi yetiştirmek için yeni şeyler öğretmemiz lazım. Yani nasıl öğreteceğiz? Öğreteceğiz? Şimdi burada da tabii çok güzel bir test var. PISA diye bir test. PISA diye yazılıyor. Bu PISA testini OECD yapıyor. Avrupa Ekonomik İşbirliği Topluluğu. Bu topluluk adı üstünde Ekonomik İşbirliği. Biz de üyesiyiz. 33 tane üyesi var. Bunun yaptığı en önemli iş ne biliyor musunuz? Bu eğitim testleri. En önemli iş. Bütün ülkelerde 15 yaşındaki çocukları test ediyor. Matematikte, fende ve okuduğun anlama becerisinde. Ama bu testlerin içeriği öyle çoktan seçmeli değil. Açık uçlu sorular da var, kompozisyon da var. Burada ölçtüğü şu, 21. yüzyıl ekonomisi, biraz önce sözünü ettiğim bu işte WhatsApp'ı, bu akıllı domatesi üretecek ekonomide hangi beceriler lazımsa onu ölçüyorlar. Hı hı. Nerede ölçüyorlar? 65 ülkede ölçüyorlar. Ne zamandan beri? Yaklaşık 12 yıldır. Türkiye'de buna 12 yıldır katılıyor. Yani 3 yılda bir yapılıyor bu test, 12 yıldır yapılıyor. Tabii burada detayına giremem ama izleyiciler Twitter'dan bakabilirler tablolara. Türkiye 3 yılda bir katıldığı bu teste son 12 yıldır
33 ile başladı, şimdi 44. sırada. 3 yılda bir, yani tek bir ilerleme yok sıra olarak. Rekabet yaptığımız ülkelerin bir kısmı geldi, bizi geçti. Biz 30. sıra, 44. sıradayız. Nerede? Okuduğunu anlamadı. Yani Türkiye'de herhangi bir sorun olunca zaten çok diyorum bahim, ki... Çok vahim, okuduğunu anlamam. Yani okuduğu anı anlamayan bir ülkedeyiz aslında. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Biz kaçıncı ekonomiyiz? İşte kimisi 17 diyor, kimi 18 diyor, kimi 19 diyor. Hadi 18 diyelim, ortasından gidelim. 18. ekonomisiniz ama çocuklarınız ilk 40'ta yok. Çok vahim. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra devam edelim. Çünkü bilgiyi edinmede, yaymada ve öğretmede ciddi problemlerimiz olduğunu anladım ben. Yani çok güzel özetlediniz. Kısa bir aradan sonra Türkiye'ye bakacağız. Devam edeceğiz bakmaya. Selçuk Şirin'le sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın diyoruz. Vesterlendiren günlerde bir ilk. 102 ekran dahili HD uydu alıcılı Vestel LED TV şimdi 999 lira. Üstelik maksimum karta özel 9 taksitle. Türkiye Vestelleniyor. Türkiye Vestelleniyor. AtatürkEserleri.com'dan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dev kampanya. Kısa bir süre için sadece 10 lira taksitle. Evet, yanlış duymadınız. 9 ay 10 lira taksitle. Evinizin, iş yerinizin, okulunuzun Atatürk kütüphanesi. Gelin hep birlikte Cumhuriyetimize sahip çıkalım, bu değerli eserleri okuyalım, okutturalım, hediye edelim. AtatürkEserleri.com'dan dev bir kültür kampanyası. 1. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Atatürk'ün de çocukları vardı. 2. Türk adını silme planı. 3. Atatürk ve siyaset. 4. Anılarla Atatürk. 5. Atatürk ve kayıp kıta Mu'nun şifreleri. 6. Ermeni soykırım iftirasına son noktayı koyuyoruz. İşte dev eser. Atatürk ve Ermeni soykırım yalanı. 7. Büyük Önder Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan bir şehrin hikayesi. İzmir suikasti ve ardındaki gerçekler. Büyük Önder'i kimler neden öldürmek istedi? Atatürk'ün ikinci memleketi Atatürk ve İzmir. 8. Atatürk'ten iz bırakan sözler. 9. Belgelerle Dersim gerçeği. 10. Atatürk'ün Doğu politikası ve Kürt isyanları. 11. Gazi Paşa. 12. Atatürk ve CHP'nin saklı tarihi. 13. Ne mutlu Türk'üm diyene. 14. Geldikleri gibi giderler. 15. Atatürk'ün son 100 günü. Geleceğimiz olan nesilleri, çocuklarımızı, gençlerimizi tarih bilinci, vatan ve atamızın sevgisiyle yetiştirmek için bu eserleri alın, okuyun, okutun, hediye edin. Bitmedi. AtatürkEserleri.com'dan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 6 muhteşem hediye. 1. Bir tane kolyemiz sizlere geliyor. 22 ayar altın kaplama, üzeri zirkon taşlarla bezeli ve değerli taşlarla süslenmiş, göğsünüzde gururla takacağınız, girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize toplayacağınız çok güzel bir kolye. 2. Yanında bir çift küpesi, yine 22 ayar altın kaplama ve üzeri değerli taşlarla bezenmiş, zirkon taşlarla bezenmiş, zevkle gündelik hayatınızda yine kullanacağınız bir küpe. 3. Yüzü gerçekten çok özel. 22 ayar altın kaplama, zirkon taşlarla bezeli, özel taşlarla süslenmiş ve taçlandırılmış. En büyük özelliği ise ayarlanabilme özelliğine sahip. Birbirinden şık, tasarımı harika, zevkle her gün takabileceğiniz çok özel bir takı setiyle karşınızdayız. 4. Unutmadık, unutturmayacağız. Ey Büyük Atatürk! Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda açtığın.
Atatürk'ün kalpaklı resminin süslediği kaliteli kumaştan andığımız filama. 5. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinde, iş yerinde, okulunda bulunması gereken kaliteli kumaştan Atatürk'ün kalpaklı resminin süslediği Atatürk posteri. 6. Hasretinle yandı gönlüm. Arabanızda, iş yerinizde, ofisinizde saatlerce belki de dinleyeceğiniz Edip Akbayram'ın çok özel bir CD'sini göndereceğiz size. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretini bağrımdan kışlar. Başa geldiğini olmaz işler. Hiçbir yerde bulamayacağınız bu eserler sadece sizlere özel. Adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığı. Bu muhteşem sete bir telefonla sahip olabilirsiniz. Bizi hemen arayın. Kısa bir süre için sadece 79 lira. Evet, yanlış duymadınız. 9 ay 10 lira taksitle. Bu muhteşem eserlere bir telefonla sahip olabilirsiniz. 0212 945 0450 atatürkeserleri.com. New York Üniversitesi'nden Selçuk Şirin'i ağırlıyoruz sevgili izleyiciler bugün ve çok çarpıcı tespitlerle beraber Türkiye'yi analiz ediyor kendisi. Çok da beğenilmiş mesajlara gördüğümüz zaman sohbetimiz. Şimdi net bir tespit var ama Türkiye'de arzu ettiğimiz Türkiye'ye kavuşabilmemiz için demin özetledik ya, hani özgürlük ortamı, adil rekabet, eğitim, yani bilgiyi edinme, yayma ve üretme, öğretme bağlamında sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Şimdi bir seçim ortamındayız. Biraz daha hani hem sözlerinizi toparlayalım hem de mesajlarımızı net vermiş olalım isterim. Herhalde temelde bakmamız gereken şey zihniyet mi? Değil. Ben Türkiye'nin, hani Türkiye'nin için işte geri kaldı ya da istediğimiz yerde değil sorusu sorulduğunda genelde işte kültürümüzden dolayı dendiği zaman böyle bir irkiliyorum. Çünkü kültürümüzde bir sorun yok. Ya da işte dindarlık mı acaba, muhafazakarlık mı? Orada da bir sıkıntı yok. Yani dünyada bizden çok daha dindar olan ülkeler daha çok daha hızlı kalkınıyor. Bizden, bize kültürü çok benzer ülkeler, benzer şekilde. Yani mesela Kore, Güney Kore'nin kültürü bize çok benziyor. Kadın erkek ilişkileri de benziyor. Ama Kore işte 25 bin dolar, yani 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçrayabildi. Finlandiya mesela, hiçbir doğal kaynağı yok Finlandiya'nın. Finlandiya'yı ben çok önemsiyorum çünkü bize bir model olabilecek bir ülke. Doğal kaynağı yok, turizmi yok, petrolü yok. Ama Finlandiya'nın milli geliri işte 10 bin dolardan 1970'lerde bizimle aynıydı Finlandiya. Şimdi 30 küsür bin doları geçmiş durumda. Nasıl bir katma değer üretebiliyor? Evet, tabii. Nasıl yapıyor şimdi Finlandiya? Bir de köylü bir toplum yani. Ben gittim oraya. Ben Karslıyım demiştim. Şimdi Kars'tan, doğudan, doğuyu terk eden Türkiye'deki herkese sorun, niye ayrıldınız? Çok soğuk diyorlar. Gidin Finlandiya'ya. Yani bizim Kars oraya göre cennet sıcaklık bakımından. Yani buz gibi, bozkır. Peki Finlandiya bunu nasıl yaptı? Yani orada başka ülkeler de var. Norveç hariç, oradaki ülkelerin hepsi bizden çok çok zengin. Norveç dünyanın en zengin ülkesi. Orada bir de petrol çıktı sonradan. Ama ondan önce de zengindi. O ülkelerin ortak tarafı, bu biraz önce anlattığım eğitim, özgürlük ortamı, bu yeni teknoloji, yeni ekonominin altyapısı olan işte fiberglass, fiber optik kablo, hızlı internet. Bunları önceden görüp buna yatırım yapmış ülkeler. Finlandiya 1970'lerde bizimle aynı noktada. Şu an Finlandiya'da en çok maaşı kim alıyor biliyor musunuz? Meslek grubu olarak. Öğretmenler. Finlandiya'da öğretmen olmak, tıp doktoru ataması olmaktan... Ataması yapılmayan öğretmenler duymasın diyorum. Finlandiya'ya yani, gitsinler. Üzülürler çok, zaten canları sıkın. Finlandiya o anlamda bize örnek olabilir. Bütün bunlardan şuna geliyorum. Bizim bu şekilde ekonomik olarak 10 bin dolara çakılı kalmamızın nedenleri biraz önce saydığım o üç şey. Bunların hepsi de sistemle ilgili. Sistem dediğiniz şey de insanların tercihleriyle ilgili.
Yani önümüzdeki seçimde aslında bir anlamda bu tercihlerin seçimi olacak. Yani galiba bir ay sonra seçim var değil mi? Çok 25, bir aydan daha zaman kaldı. 25 gün sonra seçim var. Eğer insanlar seçimlere biraz daha rasyonel yaklaşabilirse, ben böyle olmadığını düşünüyorum ama yaklaşabilirse diyorum, o yüzden şartlı konuşuyorum. İnsanların kendi çıkarları doğrultusunda oy kullanması mümkün olursa, ekonomi ön planda kalırsa, insanların farklı seçenekler arasında kendi ekonomileri için en iyi neyi olduğuna karar vermesi lazım. Zaten rasyonel tavır alsak birçok sorunumuz da olmaz evet. gibi geliyor bana evet. ama işte o da ben de zihniyet dedim ya sanki evet. Oraya bağlar olalım. Peki şimdi bakıyorsunuz önce CHP açıkladı ekonomi düzleminde bir propagandası, vaatleri var. Ardından da diğer partiler de geldi. Hı. AKP bile vaatlerde bulunmaya evet. başladı 12-13 senenin ardından. Nasıl görüyorsunuz o seçim atmosferini ve partilerin vaatlerini? Şimdi CHP bence ben en çok şaşırtan parti CHP oldu. Çünkü CHP şimdiye kadar bir ezber tekrar ediyordu. Yani işte bildiğimiz laiklik, Atatürkçülük, işte çağdaş değerler vesaire böyle içi maalesef boşaltılmış kavramlar yıllar itibariyle. Ve gerçek manada biraz önce sözünü ettiğim o Türkiye'nin yapısal sorunlarına dair hiçbir şey söylemiyordu. Bu seçimde çok radikal bir dönüşüm yaşadı. Yani CHP'de aslında gizli bir devrim yaşandı bu seçimde. Özellikle bu vaatlerle, programıyla ilgili. Ben programını okudum. 200 küsur sayfalık, çok kapsamlı bir Türkiye analizi yapmışlar. Ve orada temelde diyorlar ki işte biz bu ekonomiyi buradan alacağız, şuraya götüreceğiz. Ve şu şekilde bir yol haritası çıkartmışlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani Türkiye'de muhalefetin nihayet insanların temel sorunlarına, yani yaşam derdi, yaşama sıkıntısı çeken insanların, akşam sofraya ne gelecek derdi çeken insanların, cebindeki parayı düşünen insanların, insanlara söyleyecek bir lafı olan bir parti oldu CHP. Eskiden böyle değildi. Yani yıllarca CHP sadece insanların, kendisine oy veren insanlara duymak istedikleri şeyi tekrar etti. Tekrar ettiği için de zaten Türkiye'de sol biliyorsunuz sürekli oyunu kaybetti. Bu seçimde ilk defa 1980'den sonra sol rekor kıracak. Ben solu tabii geniş anlamda kullanıyorum. HDP'yi de sola koyuyorum, CHP'yi de sola koyuyorum. Solla sağ partiler arasında oy makasıyla ilgili bir analizim vardı. Onu da paylaşmıştım Twitter'da yine, bakabilirler. O oy analizine baktığınız zaman sol partilerin aldığı oylar sağ partilerin aldığı oydan kaç puan fazla, öyle bir analiz yani makas. O makasta çok ilginç bir şey var. Bu makas her zaman olmuş. En düşük olduğu nokta 10 puan. Yani sol sağdan 10 puan daha düşük. Ne zaman? 1977 seçimleri. Yani solun en güçlü olduğu zaman bile son Türkiye'de çoğunluğun oyunu alamamış. 42'de 44'te kalmış. 12 Eylül'den sonra 1983 ilk seçim solun en güçlü olduğu seçim. Yani 30 puanı biraz geçiyor. Ondan sonraki bütün seçimlerde sağ sola yaklaşık 50 puan almış. Yani 2007 seçimlerinde Baykal'ın lider olduğu son seçimde sol partilerin aldığı oylarla sağ partilerin aldığı oyları toplayın. Aradaki fark 50 puan. Yani birisi 75 alıyor sağ, sol 25 alıyor. Felaket bir durum. O felaketi... Bir makas ama büyük bu seçimde kapanıyor. Şimdi bu seçimde o makas ne oluyor biliyor musunuz? 20 puana kadar düşecek. Bence bu seçimin en önemli sürprizi bu. Pek konuşulmuyor ama solla sağ arasında. Çünkü HDP kendisini sola yaslamış bir şekilde giriyor seçime. CHP de biraz önce ifade ettiğim şekilde yoksulların dertlerine derman olmak için bir programla, bence iyi hazırlanmış, iddialı bir programla seçime giriyor. Biliyorsunuz CHP bir de bu seçimden önce epey bir ekonomist kadrosunu da genişletti. Selin Sayıkböke var, başkaları var. Bu kadroyla CHP artık yönünü kendisine oy vermeyen ama kendisi de sağa çekilmeden o oy vermeyen kesime sizin dertlerinize ben daha iyi çare olabilirim diyerek, ki politika böyle yapılır, o makası daraltıyor. Bu makas belki 20 puan olur, belki 25 puan olur ama 30'un altına düşeceği kesin. Bu Türkiye için çok önemli bu. Türkiye'nin çünkü son 10-15 yılda yaşadığı en önemli sorun, Türkiye'de sosyal demokratların insanların temel ihtiyaçlarına derman olamamış olmasıdır. Yani özellikle 2000-2007 yani Baykal döneminde son derece felaket parti programları, parti mesajları verildi. Zaten kendisine oy veren kesimi daha mutlu etmek için daha çok onların hoşuna giden kimlik siyaseti yapıldı. Türkiye'de kimlik siyasetiyle, dünyanın her yerinde bu böyle bu arada,
kimlik siyaseti her zaman sağın işine yarar, solun işine yaramaz. Evet, çok net. Şimdi o kadar çok aslında soracağım şeyler var ki size, ama sizin de gitmeniz gerekiyor biliyorum. Evet. Çok dar bir zamanda Ankara'da bulunuyorsunuz. Yine geldiğinizde yine ağırlamak isteriz sizi. Şimdi sizi uyarmak durumundayım çünkü çıkmam gerekiyor demiştiniz 45'te. Ama Amerika'dan Türkiye'ye baktığınız zaman karamsar mısınız, değil misiniz, ne görüyorsunuz? Onu da bir şöyle bir... Tabii. Ben program bitmeden anne babam sizi çok severek izliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun onlara. Onların ısrarıyla geldim. O yüzden onlara bir selam göndermek istiyorum. Bir de Kemal amcam var ben burada. Ankara'da kendisini göremedim. Kemal Gümüşay hocama da saygılarımı iletiyorum. Çok dar bir zamanda geldiğiniz evet, için evet, elbette buradan sıkıntılı sevenlerinize ulaşmak. Akrabalarıma da uğrayamadım kimseye. Şimdi eğer umutsuz olsaydım bugün burada olmazdım. Bakın ben Amerika'da full time profesörüm. Oradaki işimi bırakıp ayda bir buraya geliyorum. Türkçe yazılar yazıyorum. Twitter'da sürekli paylaşımlarda bulunuyorum. Niye? Çünkü ümitliyim. Ümitli olmasam yapmam. Yani paylaşmak istiyorsunuz gördüğünüz tabii, gerçekleri. Tabii. Türkiye'nin umutsuz olma şansı yok. Çünkü çok genç bir nüfusumuz var. Yani nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkenin umutsuz olma hakkı yok. Çünkü umutsuz olmak demek bizden sonra gelecek nesillerin bizden daha kötü koşullarda yaşayacağı demek. Böyle bir şansımız yok. Ben çalışarak, çabalayarak sonucu değiştirebileceğimiz bir hayat olduğunu düşünüyorum. Bir Türkiye olduğunu düşünüyorum. Yani işte ben çok çalıştım ama sonucu alamadım. O yüzden artık çalışmıyorum zihniyetini. En sevmediğim zihniyettir. Amerika'da öğrendiğim pragmatizm o anlamda işe yarıyor. Hı hı. Yani Amerika'da o optimizm var. Bizim Türkiye'de de onu çoğaltmaya çalışıyorum. Yani sabah kalktığınızda ben bu bana sunulan bu hayatı nasıl dönüştürebilirim? Onun derdi içerisinde olursanız o anlamda bence sonuç her zaman daha iyi olacaktır. Evet, izleyenlerimiz ve biz de öyleyiz. Her sabah evet. Güne gülerek, gülümseyerek, mücadele azmini artırarak başlamaya çalışıyoruz. Çünkü hayat devam ediyor, ne evet. Yaşarsak yaşayalım. Çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda başarılar ve bizi habersiz bırakmayın, analizsiz bırakmayın. Takipte kalalım biz de istiyoruz. Uğurlar olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Kısa zamanda döneceksiniz. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugünlük de bu kadar diyoruz. Cüneyt Akman'a da teşekkür ediyoruz. Zaman dilimini bizimle paylaştığı için bu röportajı biraz daha uzatabilelim diye. Ekonomi onun için olmadı. Cüneyt bugün. Bey onu mi da, çıkacak bizden sonra? Çıkacaktı. Biz onun zaman dilimini de almış olduk. Sohbetimiz biraz daha uzun sürsün diye. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yarın 9.30'dan sonra Cüneyt Akman'ı izleyebilirsiniz ekonomik analizde. Yarın aynı saatte biz saat 8'de bekliyoruz sizleri. Hoşça kalın şimdilik.